Merhabalar, kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere boşnak böreği tarifiyle geldim. Boşnak böreği tarifimi hemen sizleri hiç bekletmeden geçmek istiyorum. Hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 2 su bardağı ılık su alıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. 5 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde içerisine ilave ediyorum. Ve bir yandan da spatula ile karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi unumu tek seferde içerisine boşaltmadım. Şimdi yarısını ilave ettim. Diğer yarısını da yavaş yavaş içerisine ilave edeceğim. Her tarifimde özellikle belirtmiş olduğum gibi lütfen ununuzu kontrollü bir şekilde içerisine ilave edin. Mutlaka onun markasına göre kıvamı değişebiliyor. O yüzden mutlaka azar azar ilave edin ki tarifiniz ziyan olmasın. Hamur ağırlaştıktan sonra spatulayı temizleyip içerisinden çıkardım. Şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. Böyle ele yapışmayan ama çok fazla da sert olmayan bir hamur yoğuracağız arkadaşlar. Bir elimle yoğurup diğer elimle de yavaş yavaş geriye kalan unu içerisine ilave ediyorum. Bakın bu aşamada daha kıvamı bayağı cıvık hamurun. Unu kontrollü bir şekilde içerisine ilave ediyorum ve bu şekilde birkaç dakika yoğuruyorum. Tezgahıma şimdi biraz un serpiyorum. Bu şekilde hamurumu tezgaha alacağım şimdi. Bu şekilde yoğurmaya devam edeceğim. Birkaç dakika, en az böyle bir 5 dakika kadar tezgahta yoğuracağım. Tezgahta bir yandan yoğururken bir yandan da ununu yediriyorum. Toplamda tezgaha serpmiş olduğum unla birlikte arkadaşlar 5 su bardağı un kullandım. Yani bu fazladan bir un değil. Yoğururken bir yarım çay bardağı kadar kenara kaldırmıştım. Bu şekilde tezgaha serperek hamurumu yoğuruyorum. Böyle görmüş olduğunuz gibi kesinlikle hiçbir şekilde içerisinde yağ falan olmadan ele yapışmayan bir hamur elde etmiş olduk. Hiçbir şekilde bu aşamada görüyorsunuz zaten arkadaşlar ele yapışmayan bir hamur. Şimdi bir hamur kartıyla hamurumu 4 eşit parçaya böldüm ve bezelere ayırıyorum. Hazırlamış olduğum bezelerin üzerini temiz bir bezle kapatıyorum ve 10 dakika kadar en az dinlenmeye bırakıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağın içerisine yarım çay bardağı eritmiş olduğum tereyağını ilave edip karıştırıyorum. Tezgahımı hafif fırça yardımıyla yağlıyorum. Şimdi hazırlamış olduğum bezeleri bu şekilde teker teker tezgaha alacağım. İlk bezemi aldım. Üzerine şöyle fırça yardımıyla biraz yağ sürüyorum ve elimde bu şekilde hafif, çok fazla olmayacak şekilde böyle açıyorum. Borcamın altında hemen fırça yardımıyla yağlıyorum ki yapışmasın. Şimdi bezemi alıp borcamın içerisine alıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Tekrardan bir tane bezemi alıp aynı şekilde üzerini yağlıyorum. Bu kısımları ekstra gösteriyorum ki sizler de yaparken hiçbir şekilde yanlış yapmayın. Aynı kıvamı, aynı lezzeti alın diye. Bezemi aldıktan sonra üzerine böyle hafif yağ sürüyorum fırçayla. Daha sonrasında elimle bu şekilde diğerinin ölçüsünde açıyorum. Bu şekilde çok fazla da açmayın arkadaşlar. Böyle hafif elinizle bastırmanız yeterli olacak. Bu şekilde elimle bastırarak böyle birazcık büyüttükten sonra borcamı almış olduğum hamurun üstüne alıyorum bu şekilde. 4 bezeyi de üst üste aldıktan sonra bu şekilde üzerine isterseniz streçle kapatın, isterseniz benim gibi böyle bir poşet geçirip en az bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. İç harcı için 5 adet haşlamış olduğum patatesim var. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı pul biber kullandım. Şimdi patateslerimi eziyorum tamamen. İsterseniz iç harcı olarak patates değil de peynir veya ıspanak, isterseniz kıyma bile kullanabilirsiniz. Hamurumuz dinlendikten sonra hemen yapımına başlıyoruz. Bu şekilde tezgahımı biraz fırça yardımıyla yağlıyorum. Elimle böyle her yerine gelecek şekilde tezgahı yağlamaya çalışıyorum burada.
Dinlenen bezelerimden bir tanesini tezgaha aldım. Böyle elimle hafif açtım. Daha sonrasında üzerine fırça yardımıyla birazcık yağ sürüyorum. Elimle yavaş yavaş bu şekilde bastırarak hamurumu ortadan böyle dış tarafa doğru büyütmeye çalışıyorum. Ortasından yapın mutlaka arkadaşlar. Ortası kalın kalmasın. Kenarlarını sürekli inceltebiliyorsunuz ama ortasını inceltmek birazcık zor oluyor. O yüzden böyle içten dışa doğru inceltmeye çalışıyorum. Hamuru bu şekilde büyüttükten sonra tekrardan üzerine birazcık yağ gezdiriyorum. Daha sonrasında bu şekilde içten dışa doğru açmaya devam ediyorum. Bu hamur baya böyle gidiyor, uzadıkça uzuyor. Kesinlikle böyle yırtılma falan olduğunda hiçbir şekilde problem değil. Zaten hamurun özelliği o. Yani yırtılacak da ama gerçekten lezzeti yırtıldı diye değişmiyor. Muhteşem bir lezzeti var. Ben bu şekilde kenarlarını sürekli çekerek büyütüyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi küçük bir bezeden ne kadar büyüttüğümüzü de görüyorsunuz burada arkadaşlar. Hamurumu açabildiğim kadar açtım. Bu şekilde kocaman bir hamur oldu. Hatta kamera hepsini alamadığı için bu şekilde çekmek zorunda kaldım. Hamurun bir kısmını böyle tekrardan iç kısmına doğru katlıyorum öncelikle. Çok fazla ince olduğu için hamur yırtılıyor. O yüzden böyle ikinci bir katı attım üzerine ki iç harcını koyarken çok fazla yırtılma olmasın diye. İç harcını hazırlamıştık zaten. Ben patates kullanıyorum. Siz dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Bu şekilde üzerine patateslerimi diziyorum. Video birazcık uzun olacak arkadaşlar ama ben sizlere mutlaka böyle bütün detaylarıyla göstermek istiyorum bu tarifi. Çünkü detaylarını bilemezseniz o zaman illa bir şey yanlış olacak. O zaman yapamayacaksınız veya başka bir şey eksik olacak. O yüzden bu şekilde yavaş yavaş ve güzel bir şekilde sizlere hem anlatıp hem de video şeklini göstermek istiyorum. Şimdi hemen sarma işlemine geçiyorum. Bu şekilde dış tarafta kalan hamurları patateslerin üzerine gelecek şekilde kapatıyorum ve artık böyle rulo şeklinde sarmaya başlıyorum. Çok zor görünüyor aslında videoda ama gerçekten o kadar zor bir börek. Bir kere eliniz alıştığı zaman gerçekten hızlı bir şekilde yaparsınız. Bu şekilde bütün hamuru rulo şekline getiriyorum. İlk böreğimiz hazır bile. İlk kısmı bitirdik. Bu şekilde yağlamış olduğum tepsinin içerisine aldım. Yuvarlak bir tepsi kullandım ben arkadaşlar. Şimdi ikinci bezemi açmaya başlıyorum. Tekrardan tezgah güzel bir şekilde yağladım. Elimle böyle her yerini yağlıyorum. Aynı şekilde bir tane bezemi aldım. Üzerine böyle hafif fırçayla yağ sürüyorum. Elimde büyütüyorum. Video uzun olduğu için çok fazla sıkılmayın diye bu kısımları birazcık artık hızlandırıyorum bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi elimde açtım. Böyle yağını sürüyorum tekrardan. Bu şekilde elimde çekiştirerek hamurumu kocaman bir hamur haline getiriyorum. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hatta abone olun yanındaki zil butonuna da basarsanız arkadaşlar ben videoları yükler yüklemez anında direktmen ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Beni Instagram ve TikTok hesabımdan da takibe almayı unutmayın lütfen. Tariflerimi denediğiniz zaman bana Instagram'dan fotoğraflarını gönderirseniz çok mutlu olurum. Bu şekilde hazırlamış olduğum ruloyu böyle arkadaşlar tepsinin kendi etrafında böyle böreğin etrafında daha doğrusu döndürüyorum. Çok hem şekliyle hem de lezzetiyle muhteşem bir börek tarifi. Gerçekten denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Boşnak böreğimiz artık hazır. Fırına gönderiyorum. Hemen önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altlı üstü ayarda bu şekilde nar gibi kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Piştikten sonraki halinde hemen direkt ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu görüntüyü fırından aldım. Gerçekten muhteşem. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Gerçekten böyle çıtır çıtır, içi yumuşacık, dışı çıtır bir börek tarifi.
Ben hemen şöyle böreğimi önce biraz soğumaya bıraktım. Koca bir dilim kestim böyle sizlere göstermek için. Bu şekilde gerçekten dışı çıtır, içi yumuşacık bir börek tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.